İktidar ekonomide rakamların işine geldiği kısımları söyleyip işine gelmeyen kısımları atlayarak bir Türkiye resmi çiziyor. Ancak hükümet yetkililerinin bize anlattığı Türkiye ile yaşadığımız Türkiye çok farklı. Yolsuzluk, yoksulluk ve işsizlik artarak ülkemizin en başta gelen sorunları olmaya devam ediyor. En genel anlamda yoksulluk, ekonomimiz şöyle büyüdü, böyle büyüdü istatistikleri yayınlanırken halkın cüzdanının boş olmasıdır. AKP muhafazakar mahalleleri kendi çıkarları için oy deposu olarak kullandı. Belki bu mahallelerden milyonerler çıktı ama şimdi bu mahalleler AKP öncesine göre çok daha yoksullar. Kendi zenginlerinizi yarattınız ama oylarını aldığınız halk daha da yoksullaştı. İşte sizlerin izlediğiniz ekonomi politikanın özeti budur. Değerli milletvekilleri, çok az kesimin yaşam standartı ciddi şekilde yükseltilirken halkın ezici çoğunluğunun günden güne düşürülmektedir. Birileri refah içinde, diğerleri işte yarından emin olmadan yaşamaya devam etmektedirler. Anadolu'nun tamamını İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlere göç ettirmek beraberinde birçok sorunu getirmektedir. Göçle birlikte şehirlerimizin hazmetme kapasitesinin üzerine çıkılarak çarpık kentleşmeye neden olmakta, aynı zamanda şehirlerimiz ve insanlarımız doğal afetler fazla etkilenir hale gelmektedirler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a ihanet ettik, hala da etmeye devam ediyoruz sözü kulağınıza küp olsun. Yaptığınız dünün mücahitlerinden bugünün yandaş müteahhitlerini yaratmış olmanız. Bununla öğrenebilirsiniz. İstanbul çarpık kentleşme nedeniyle ülke kaynaklarını yutan bir kara delik haline gelmiştir. Anadolu'nun büyük şehirlere göçü yerine insanlara kendi memleketlerinde istihdam olanakları sağlanması lazımdır. Zonguldak'ta Osmanlı'dan bu yana ülke ekonomisine verdiği katkı ve vefa borcu örneği özel bir statü uygulanmalı, özel teşvik kapsamına alınmalı ve göç durdurulmalıdır. Tüm bu gerçeklere rağmen belki yine yollarımız yapılmayacak, yine yatırım alamayacağız ama size gerçekleri anlatmaktan yılmayacak, hak ettiğimizi alıncaya kadar mücadelemize devam edeceğiz.